İyi günler arkadaşlar. Devam ediyoruz video olarak. Biz uygulamamızı iyisiyle kötüsüyle oluşturduk. Şimdi ise ses ekleme kısmına geçelim arkadaşlar. Ses eklediğimizde daha güzel bir uygulama olacaktır. Ses eklemek için bir tane site var arkadaşlar. Bu siteden istediğiniz sesi indirebilirsiniz. Ses parçalarını. Tabii bunların bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Bazılarının lisans koşulları var. Şimdi biz burada baktığımız zaman sıfır diyor arkadaşlar. Sıfır lisans diyor. Yani istediğimiz gibi indirebiliriz arkadaşlar. Bu sesi kullanabiliriz. Siz de bu siteden istediğiniz gibi arama yapıp istediğiniz sesi indirebilirsiniz. İlgili arama yaptığınız zaman mesela point dediğiniz zaman ya da bip sesi için bip dediğiniz zaman gelecektir. Ya da kaybettiğiniz zaman loss diye arattığınız zaman şurada tabii site yavaş olduğu için şimdilik Loss dediğiniz zaman arkadaşlar Loss ile ilgili sesler gelecektir. Tabii şimdi bunu kapatalım. Gerek yok bu kadar şey yapmaya. Şimdi burada sound kısmına gelelim arkadaşlar. Construct 2'de. Construct 2'ye sesi eklediğimizde çalışacaktır. Bunu import etmeliyiz. Sağ tıklayıp import sound dediğimiz zaman şurada indirdiğimiz bip sesi var. Şunu seçelim. Siz de nereye indirdiyseniz. O klasörü seçip şuradan sesi seçin. Hemen ardından şuradan arkadaşlar bakın istediğiniz kalitede bunları dönüştürebilirsiniz. Bu sesi WAV formatından .ogg ve .m4 A mıydı? ACC miydi? AAC pardon. AAC dönüştürüyor. Bunun sebebi ise Android ve iOS cihazları da çalıştırabilmesi için. Şimdi bu import edelim. Import dediğiniz, evet M4A'ymış. Evet, okey diyelim. M4A ve OGG çevirdi. Daha küçük bir ses formatına çevirdi. Şimdi bu sesi nasıl kullanacağız? Bunun için bir obje ihtiyacımız var. Sağ tıklayıp Insert New Object dediğimizde buradan aşağı indirdiğimizde Medya'dan Audio kısmı var. Bunu tıkladığımızda objemiz eklendi. Bunu nasıl kullanacağız? Herhangi bir şey olduğunda, bir olay olduğunda mesela puanı aldığımızda şuradaki sesi çal diyeceğiz. Audio'ya tıkladık. Şurada play var. Play'e tıkladıktan sonra bip sesi zaten burada geldi. Looping not looping diyor arkadaşlar. Sürekli tekrarlasın mı? Tekrar yani sadece bir kere mi çalınsın? Volume burada sıfır dediğimiz standart yani ses neyse, müziğin sesi neyse onunla başlar. Bunu sıfır, buna ellemeyeceğiz. Buna 10 dediğimiz zaman artı 10 desibel olacaktır. Eksi 10 dediğimiz zaman eksi 10 desibelden başlayacaktır. Yani bunu ellemeyelim. Standart olarak kalsın. Daha sonra bu sesi loopladığımız zaman mesela tekten tekrar geri çağırıp susturabiliriz. Yalnızca bu sesi ya da tekrardan looping yapabiliriz. Şimdilik buna ihtiyacımız yok. Sadece bir ses kullanacağız. Bunu okey dediğimizde uygulamayı bir daha çalıştıralım. Bakalım uygulamamız nasıl olacak. Google'ı tekrar açalım. Evet. Şimdi her objemizi aldığımızda uygulamamızda bip sesi gelecektir. Evet, sanırım sesi duydunuz. Evet, bu böyle devam eder. Almadığımızda ise yansın. Onun için ayrı bir ses ekleyebilirsiniz. Siz de aynen bu şekilde. Onu nasıl yapacaksınız? Eklediğiniz sesi bu sefer şuraya ekleyeceksiniz. Evet, 480'den büyükse destroy edilsin. Destroy edilince go to sound demeden önce şurada audio'dan play diyeceksiniz arkadaşlar. Bip yerine mesela loose sesi olabilir. Tabii bunu da import etmelisiniz. Şunlara karışmayın arkadaşlar. Şunları silmeyin. Şunları sildiğiniz zaman otomatikman silinecek zaten. Şurada mesela loose ya da kaybetme adında bir ses dosyası var. Onu seçtiniz diyelim. Done dediğinizde arkadaşlar tabii bunu öne almalısınız. Çünkü go to sound demeden önce bu sesi çalsın. Hemen ardından sona gitsin. Tabii şimdi bip sesi çalacak çünkü biz başka ses indirmedik. Siz indirip import edebilirsiniz. Lisansa da dikkat edin. Çünkü biz bu uygulamadan para kazanabiliriz. Bunlar telif hakkı sorunlarına yol açmasın. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. Sıraki videoda görüşmek üzere.